Ülke genelinde yapılan bir anket, Birleşik Devletler'deki işsizlik oranının %9 olduğunu ortaya koyuyormuş. Bir şehrin valisi bu sonucun kendi şehri içinde geçerli olup olmadığını merak etmiş ve bunun içinde Şehirde yaşayanlardan oluşan bir örneklem alarak işsizliğin kendi şehrinde %9'dan farklı olup olmadığını test etmek istemiş. P şehirdeki işsizlik oranı kullanılacak hipotezden aşağıda verilmiş. Sıfır hipotezi olarak şehrindeki işsizlik oranının ülke genelindeki oranla aynı olmasını kullanacak. Karşıt hipotezi ise aynı olmadığı yönünde olacak demişler ve aşağıdaki koşulların hangisinde vali Tip 1 hata yapar diye sormuşlar. Hadi bakalım hemen videoyu durdurun ve soruyu kendi kendinize çözmeye çalışın. Birlikte yapmaya hazır mısınız? İsterseniz işe tip 1 hatasının ne olduğunu hatırlayarak başlayalım. Tip 1 hata. Evet, sıfır hipotezini doğru olmasına rağmen reddettiğimiz zaman yaptığımız hatadır. Not edelim. Sıfır hipotezini doğru olmasına rağmen reddet Evet, tip 1 ve tip 2 hata yapıldığında da genel olarak yanlış bir şey yapılmış, yani gerçeklikle örtüşmeyen bir sonuç elde edilmiş olur. Bu tanıma göre valinin tip 1 hata yapması için şehrin işsizlik oranı %9 olmasına rağmen oranın %9 olmadığı sonucuna ulaşılması gerekir. Şimdi de seçeneklere bakalım şehrin işsizlik oranı %9 olmasına rağmen oranın %9 olmadığı sonucuna ulaşır. Evet, bu durumda yani işsizlik oranının %9 olmadığı sonucuna ulaşması için sıfır hipotezini doğru olmasına rağmen reddetmesi gerekir. İşsizlik oranı %9 olmasına rağmen demişler. Bu seçeneği gayet beğendim. Ama ne olur ne olmaz diye diğerlerini de gözden geçirelim. Şehrin işsizlik oranı %9 olmamasına rağmen oranın %9 olmadığı sonucuna ulaşır. E, bu bir hata değildir. Yani sıfır hipotezi doğru değilse reddederek hata yapmış olmayız öyle değil mi? Devam edelim. Şehrin işsizlik oranı %9 iken oranın %9 olduğu sonucuna ulaşır. Evet bu da bir hata değildir. Sıfır hipotezi doğru iken sıfır hipotezini reddetmediğimiz zaman ortaya çıkan sonuçtur. Ve az önce de söylediğim gibi bu bir hata değildir. D seçeneği şehrin işsizlik oranı %9 olmamasına rağmen oranın %9 olduğu sonucuna ulaşır. Bu sıfır hipotezi doğru olmamasına rağmen sıfır hipotezini reddetmediği durumdur ve bu bir hatadır. Evet, hatta bu tip 2 hatadır. Şu şekilde de düşünebilirsiniz. Öncelikle bir hata yapıyor muyuz diye düşünürüz. Doğru olan bir şeyi reddediyor muyuz ya da yanlış olan bir şeyi reddetmiyor muyuz? Doğru olan bir şeyi reddetmek tip 1, yanlış olan bir şeyi reddetmemek de tip 2 hatadır. Şimdi bunu aklımızda tutarak bir örnek daha yapalım. Burada da büyük bir üniversite bir kafeterya daha açmasına gerek olup olmadığını merak ediyormuş. Öğrencilerinin bir kısmına bir anket uygulayarak farklı bir yemek seçeneğine olan ilginin %40'dan daha büyük olup olmadığına bakmak ve eğer büyükse de yeni bir kafeterya açmaya karar vermek istiyorlar. P, yeni bir yemek seçeneği ile ilgilenen öğrencilerin oranı olsun. Kullanılacak hipotezler aşağıda verilmiştir. Sıfır hipotezi, yeni bir yemek seçeneği ile ilgilenen oranın %40'a eşit ya da %40'dan küçük olduğu yönünde, karşıt hipotezde oranın 40'tan büyük olduğu. Bu durumda yapılacak bir tipiki hatanın sonucu ne olur demişler. Hadi hemen videoyu durdurun ve biraz düşünün. Şimdi birlikte yapalım. Öncelikle tip 2 hata neydi? Not edelim. Sıfır hipotezini yanlış olmasına rağmen reddetmeme durumu. Evet. Bunun yanlış olması öğrencilerin ya da anket yapılan öğrencilerin diyeyim yüzde kırkından fazlasının yeni bir yemek seçeneği ile ilgilendikleri anlamına gelir. Ama biz bunu reddedemiyoruz ve sonuç olarak da yeni bir yemek seçeneği ile ilgilenen çok fazla öğrenci olmadığı için yeni bir kafeterya açmıyoruz deriz. Ancak yeni bir yemek seçeneği ile ilgilenen sayı aslında fazla olduğu için muhtemelen kafeteryada yer kalmayacaktır. Peki seçeneklere bakalım. Yeni bir kafeterya aç Açmaları gerekirken açmazlar. Evet, bu doğru. Yeni bir kafeterya açmaları gerekmezken açmazlar. Bu bir hata değil, son derece yerinde bir karar. Yeni bir kafeterya açmaları gerekmezken açarlar. Bu da sıfır hipotezini doğru olmasına rağmen reddettikleri zaman ortaya çıkan durumdur ve bir tip 1 hatadır. Evet, tip 1 hata. Yeni bir kafeterya açmayı düşündüklerine göre sıfır hipotezini reddetmişlerdir ama aslında sıfır hipotezi yanlış değildir. Evet, tip 1 hata. Ve yeni bir kafeterya açmaları gerekirken açarlar. Bu da yanlış değil. Yine son derece yerinde bir karar olur. Bu ve bu doğru kararlar ya da sonuçlardır. A ve C seçenekleri ise sırasıyla tip 2 ve tip 1 hatanın sonucudur.